Merhaba. Ya siz, ben annemle konuşmasını bilmiyor. Şimdi ben babamla da konuştum daha yeni. Babam diyor ki, oğlum diyor, dostumuz var, düşmanımız var. Bizim televizyona çıkması çok yanlış bir şey. Bizi arayan arayan ha, telefonla. O yüzden babam diyor, Antep'e gelsin, çıksın. Konuşalım, bir uzlaşmaya varalım. Böyle olmaz diyor yani. Madem buldu bizi, ama böyle televizyonlara konuşmak olmaz. Nasıl bulacaktı? Bizi tanıyan var, Ama tanımayan var, televizyona dostumuz var, çıkmasa düşmanımız bulamazsın var. sizi. Tamam, çıktı buldu. Şimdi de bunu yani uzatmayalım. Sen Antep'te bizim istersen yerimiz, şöyle yerimiz o söyledi. yapalım mı? Sen önce Şimdi babam... önce abine merhaba de, nasılsın abi de, ben senin kardeşinim, bir tanış, Tamam, onu bir sonra saniye. konuşuruz. Kardeşim Abinle olabilirim. konuş. Hayır. Ben asla ben abi diyemiyorum, ama ben de yok. Kantete bir şey görmeden ben kimseye abi demem. Ben nereden bileyim ben benim abim olmadığını? Şimdi her şey kağıt üzerine. Ben inanamam. Yavrum, annen baban yanında ya zaten. Olabilir, Annen baban... olabilir. Annem babam, ben babamın kamyon olduğuna ben inanmıyorum belki. Annen Gel onu babam diyor, da... gelsin babam diyor, test yapalım diyor. Benim oğlum mu değil mi diye diyor. Onu Böyle da deyince annene... benim yanmam yok. Onu da Her annenize ikisi rezil oldu. soracaksınız. Bakın... Ben anneme sordum. Annem de diyor, babama diyor. Gelsin Antep'e. Konuşalım, bir uzlaşmaya varalım. Şimdi bu televizyonda olmaz çünkü böyle. Beyefendi, neyin uzlaşmasına? Tövbe yarabbi Tamam, ya. biz ne yapalım? Şimdi böyle rezil mi olalım herkese? Ay, dostumuz var, düşmanımız var, arayanımız var. Dostla düşmanla ne ilgisi var bunun Tabii ya? ilgisi var. Öyle bir Ne alakam ilgisi var. var? Herkes bizi arıyor. Herkes bize laf söylüyor burada. Sevgili kardeşim, ben de Antepliyim. Bizim Antep'te böyle şey olmaz yani. Yo, Kardeşim nasıl olmaz? bulunmuş, Bizim abim bulunmuş. tanımıyorsunuz. Etme eyleme, Şu anda benim abim dayım bulunmuş. televizyonda izliyor ve dayım beni aradı. Ya Bana bas herhalde bas bağırıyor. izleyecek. Ama Ya sizin... kardeşini Böyle bir şey olabilir bulmuşsun. miydi dayım? Abini bulmuşsun. Bir şey DNA söyleyeceğim. testini isteyeceksin yani. Olabilir, olabilir. Sizin... Abim bulmuş falan. Ama Olabilirim. şunu Sen dinleyin. DNA testi Siz istiyorsun. hayatınız boyunca anne babanızla sıcacık yuvanızda uyurken bu çocuk sokakta hep dışlanmış. Hatta son Hayır, bir saniye, bir zamanlarda çok alakası yok. dışlanmış. Şimdi Şimdi olabilir, televizyon ben de öyle bir şey olmasaydı yaşadım. çıkamaz. Hayır, yani bir erkek çocuğu olduğunuzu, evladı olduğunuzu biliyorum ama çok sert konuşuyorsunuz. Evet, doğru, ama siz de bizim yaşadıklarımızı bilmiyorsunuz. Bizim annemiz babamız da bizi zar zor büyüttü. Bizim Tamam. de evimiz yani, biz de sokakta Ama o kaldık. çocuğun anne babası yok. Siz çok daha şanslısınız. Bunu unutmayın bunu Şanslı konuşurken. olabilirim. Evet, Ben ama de kendim büyüdüm. Ben kendi ağrım üstünde büyüdüm. Hep ben babama destek çıktım. Yani anne babanız Ama varmış. yani Kendi ben ayağınız üzerinde sadece babama sayılmaz. söyledim. Ben babamın onayını aldım. Babam ve onun böyle televizyonda olmaz kesinlikle herhalde. Kabul etmiyor. Peki Ben ben de bizi sana... buldu. Şimdi bizi buldu. Gelsin Antep'e diyor Sana babam. bir soru soracağım. Çok üzgünüm ya. Sevgili hemşerim, sevgili kardeşim, Umut bizim isimli. Kalbimiz kötü değil. Biz bir dakika, kötü bir dakika. Mehmetli değil. Ben çok üzgünüm, biliyor musun? Umut Tamam, diye bir... biz de Çok üzülüyoruz. Bak, üzgün beni. Biz de insanız. Bu tavrınla, bu konuşmanla Hayır, beni çok hayır. Alakası üzdün. yok. İnsanları böyle yargılamayın. Alakası yok. Ben tavırlı değilim. Bak, bir Ben soru de soracağım. Ben de ya vicdanlıyım. 19 yıl sonra kardeşiniz çıkıyor. Tamam, Ve çıktın bu çocuk çıktın. ne tür sıkıntılar yaşamış, bak günlerdir Ama bu biz de ekranda çok sıkıntı konuşuyoruz. yaşadık. İlk cümleleriniz bu mu olmalıydı evladım ya? Tamam, biz ne Sonra yapalım? Hadi buluşursun, bir de söyleyin. sonra dersin. Bizimle başımızda bir sürü dert var. Ya Benim mutlu de babamın olmadın başında mı bir sürü sen? dert var. Mutlu olmadın mı? Gözünü seveyim. Umut diye bir kardeşin Tamam, olduğunu, ben abin mutlu olduğunu. oldum, ben vicdansız değilim. Bak, bunu Ya vicdanla ne vicdansız ilgisi olsa var? çekmeyin. Hayır, Bu çekmiyorum. televizyonda böyle vicdansız olsa çekmeyin Sevgili bunu. kardeşim, ben de onu vicdanım değil. var. Hayır, vicdansızlıkla ne Şu alakası var? konuşmanı herkes Kesinlikle. yadırgıyordur. Şu an ekran Hayır, kimse başındayız ya. yadırgamıyor. Herkes Kimse yadırgıyordur. Ben kimseye rezil olamam. Kesinlikle Bunun, bizim de bak, insan herkes değiliz. yadırgamıştır, anladın mı? Şu Yadırgayan konuşmanı yadırgayabilir. yapma. Kesinlikle Umut yadırgayabilir. burada 19 yaşında da Umut var. ne sıkıntılar çekmiş, ne kadar efendi de bir oğlan. Çok Tamam. da sevdik Bir biz saniye, onu. ben terbiyesiz miyim sence? Hayır. Ya Benim ben annem babam terbiyesiz mi senden dedim büyüdü? sana? Ben öyle bir Hayır, şey benim dedim. de annem babam beni saygıdan büyüttü. Tamam, mutlaka, Tamam, ama ben sevindim. Bir daha an çıktı sakin ol ortaya. diyorum Yok, ablacığım. sakin oluyorum ben, Daha ama sakin ol. İlk buluşma, ilk konuşma böyle olmamalı diyorum. Güzel Yok, ben bir şey kardeşim. demiyorum. Bak, demiyorum. Umut'un Annem... psikolojisi de iyi değil. Senin şu an sarf ettiğin sözler daha Tamam, sonra benim de psikolojim konuşulacak iyi değil. konular. Ben de yurtta büyüdüm. Ben annem babam zar zor büyüttü. Evimizi dizdiler. Sen ben de niye zar yurtta zor büyüdün? Şey. Niye yurtta? Evimiz yandı. Ben de zar zor büyüdüm. Benim babam ev dizmek için bir sene uğraştı. Ben de zar zor büyüdüm. Ya senin Ben kolay gelmedim buralara. Sana sokakta başkaları besleme diye bağırdı mı peki? Ona öyle mi bağırdılar? Evet. Niye? Ya? 19 senedir kimse bakamamış mı? Almanya verdik diyorlar bu dayılarım. Bence Biri daha diyor fazla öldü. konuşma ablam ya. Ben daha Allah, fazla boş konuşmam, bir uzatmanın bir anlamı yok. Yani şöyle Allah bir ablam, şey, yani... sen anne babanla zorluk çekerken o hiç anne Tamam, biz de babanı sıcak... çekmiş.
Hayır, sizin çektiğinizi anlıyorum şu anda. Ama bazen bazı durumlarda el alemin ne dediğinden çok daha önemlidir bazı duygular. Çok zorluk çekmiş. Sen yine anne babanın olduğunu bilerek azından bunu çektin. Evet. Sonrasında düşün, belli bir yaşa geldikten sonra sen artık beslemesin, seni istemiyorum diyorlar. Yani çok kötü tavırlar ve davranışlar gösterilmiş ve doğru, bu yana hissettirilmiş. Çok doğru. Kötü davranılmış. O yüzden senin doğru için de zor olduğunu anlıyorum. Bir erkek evlat doğru olarak, söylüyorsun. En büyük evet. Erkek evlat olarak bu zor. Ama belki başka bir şey daha konuşmak istersin Umut'la. Ya yok, ben söylüyorum. Benim bir abim çıkmış. Ben sevindim. Ben bunca sene tek erkek olarak büyüdüm. Ben de istedim. Bak bir abim olsun. Başımda dursun. Böyle konuş abla. Yok ben de istedim. Bak bunca sene ben anneme babama çok sordum. Keşke bir abim olsaydı, arkamda dursaydı. Yani ne bileyim bir zorluk yaşandan abimi çağırsaydım diye. Ben de çok istedim. Tamam. Böyle güzel konuş. Yani, aynen ben güzel konuştum. Bir şey demiyorum. Tamam. Ama böyle ne bileyim anneme burada çok üzüldü. Kadın ağlıyor burada şu anda. Yani o da astım krizi var onda. Bir kere krize girsin ölür yani. Yok şimdi öyle kötü ben şeyler düşünme. Ben ona üzülüyorum anneme. Tamam. Tamam kötü tamam, şeyler düşünmeyi. Annem diyor ki evim belli diyor. Madem benim oğlum diyor gelsin yanıma diyor. Konuşalım diyor. Ya gelecek zaten ya. Ama annem oraya gelemez yani. Böyle bir imkanı yok. Umut. Şu anda yani zor durumdayız. Tamam abla. Çok zor tamam. Durumlar yaşıyoruz. Ne düşünüyorsun o yüzden. Umut? Ne söylemek istersin abla? Vallahi bak. Şaştı kaldı çocuk. Yok istediğini diyebilir, istediğini söyleyebilir. Hani o biraz daha... Yok kesinlikle madem biz ailesiyiz. Şefkat dolu yani sözler bize, belki duymak bize istedi. Bize tanıtsın, biz görelim, bize konuşsun. Yoksa bize konuşmak istiyoruz. Şimdi konuşup konuşmamayla alakası yok. Ben bunca sene bildim de gelmediysem ayıp benim ayıbım. Bu benim doğru bana bakan, bak haklısın. Bak gönlü güzel kardeşim bak bu bana bakan... annem öldükten sonra işte sokağa attılar, şöyle yaptılar, zulüm ettiler. Yani ben çok çektim. Ha sen gene bak abi. Bak. Oradaki anne dediklerine göre senin de annen, oradaki baba senin de baban, benim de annem, benim de babam. Bak sen tamam. Yine tamam bak ev yanmış filan. Bu da Allah'ın bir takdiri ilahisi. Orada yine anne baba kardeşler beraber birlik olup bir çabaya girdiniz. Ama evet, ben kimse doğru, tamam. Kimse benden birlik olup da bana bir çabaya girmedi. Tamam bir şey soracağım. Abi kaç yaşındasın? Ben 19'u bitireceğim, 20'ye gireceğim. Ben 19 bitireceğim. 20'ye gireceksin. Peki, 18 yaşında bizi niye arayıp bulmadın? Ben, halam olacak beni... Ben 16 yaşında, tam böyle büyüyorsun yani böyle 16-17 yaşına giriyorsun ya. Evet. Anne ve babana niye sormadın benim gerçek anne babam kim diye? Ben annem öldükten sonra öğrendim. O sene bana söylemediler, bana hiçbir şekilde haberim yoktu. Eğer 15 yaşında söyleselerdi 15 yaşında çıkar arardım. Ha ben de bunu merak ettim işte. Keşke de erken bulabilseydi. Keşke ablam ama ona da geç söylemişler. Ben sizi de aradım. Ben buraya çıkmadan önce çok aradım. Yemin ederim ben babama dedim ki ne? Baba böyle bir kardeşimiz varsa eğer dedim yani ölmemişse gel araştıralım. Hastane kayıtlarına bakalım. Hı. Bize uğraştık. Burada baktık ettik. İyi bize bulamadık. Bir şey izlediler işte. Şunu şuna şikayet etmeniz lazım, şöyle yapmanız lazım bulunması için. Bize çok uğraştık yani yoksa. Dayılarımıza söyledik, bak böyle bir şey var söyleyeyim, çocuğun mezarını gösterin dedik. Kayboldu gittir dediler bize. Hiçbir bilmiyoruz dedi mezarını. Annemin eski kocası gömmüş. Duyduğumuza göre ölen kocası, o da öldü dediler. Yoksa biz de aramak isterdik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.